Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından sayı kümeleri ve işlem yeteneği ile ilgili tarama testimizi çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Bu sembollerin her biri birden 5'e kadar olan farklı bir rakamı temsil etmektedir diyor bize. Yazalım birden 5'e kadar olan rakamlarımızı. Ve bana bazı işlemler verilmiş ve bu işlemin cevabı soruluyor. Şimdi işlemleri tek tek incelersek, daireyi daireye bölmüşüz, kare çıkmış. Bu ne demek? Bir sayıyı kendisine bölünce cevap ne çıkar arkadaşlar? 1. Mesela 5'i 5'e böleriz 1. 4'ü 4'e böleriz 1. 3'ü 3'e böleriz 1. Kareyi kesinlikle bulduk. Kare kesinlikle 1 olmak zorunda. Ama daire hakkında kesin bir yorum yapamıyorum şu an. İkinci işleme geçersek, üçgenle üçgeni toplamışız, yıldız bulmuşuz. Benim burada kullanabileceğim sayılar ne? 2, 3, 4, 5. Üçgen yerine 2 yazalım bakalım. 4 çıktı cevap. 4 de var mı bu sayılar arasında? Evet var. O zaman demek ki üçgen 2, yıldız 4 olacakmış. Size olmayan bir örnek de vereyim. Olmayan bir sayı. Mesela üçgen yerine 3 yazın. Yıldız 6 çıktı. 6 bu sayılar arasında var mı? Hayır, yok. Üçgen yerine 4 yazın. 4 ile 4'ü topladım 8. 8 bu sayılar arasında yok. İşte üçgen yerine 5 yazın. 5 ile 5'i topladım 10. 10 bu sayılar arasında yok. Yani üçgen kesin 2, yıldız kesinlikle 4 olmak zorunda. Üçgen yerine 2'yi yazdım. Burada bir çıkarma işlemi var. Ve benim kullanabileceğim sayılar sadece 3 ile 5. O zaman mecburen 5 eksi 2 eşittir 3 yazmak zorundayım. Bakın sayılarımın hepsini buldum. Yerleştirelim. Burada arkadaşlar işlem önceliğine dikkat edelim. Önce çarpma yapılır biliyorsunuz. 10'dan 4 çıktı. Cevabımız ne kaldı arkadaşlar? 6 olarak bulunur. Devam edelim. X ve Y iki basamaklı farklı doğal sayılardır. Buna göre X artı Y toplamının en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar burada bakın X ve Y rakamları farklı sayılardır falan demiyor. Bu iki sayı birbirinden farklı olmak zorunda. Ve bu toplamın en büyük değeri isteniyor. O zaman ben x yerine iki basamaklı en büyük doğal sayı olan 99'u yazarım. Y yerine de 98'i yazarım. Bakın görüyorsunuz ikisi birbirinden farklı. Benden bu isteniyordu. O yüzden ikisinin toplamını 197 olarak buluruz. Devam edelim. Aşağıda verilen sayı doğrusunda ard arda gelen tam sayıların her biri bir nokta ile temsil edilmiştir. Ok ile gösterilen tam sayılar x eksi 3 ve x artı y sayılarıdır. Buna göre y sayısı a, b, c, d ve e ile gösterilen tam sayılardan hangisine eşittir diye bize sorulmuş. Hemen sıfırı görüyorum. Biliyorsunuz sayı doğrusunda sağa doğru sayılar artar, sola doğru sayılar azalır. Sayılarımı yerleştirmeye başlıyorum. Şu şekilde yerleştirmeye başlıyoruz. Şimdi benim bu yazdığıma göre x eksi 3 2 oldu. X buradan ne çıkar? 5 çıkar. Evet. X artı y eksi 1 oldu. X yerine hemen 5 yazalım. 5'i karşıya attık mı arkadaşlar? Eksi 5 diye geçti. Y buradan kaç çıkar? Eksi 6. Bana zaten y sayısı hangi harfe karşılık gelir diye sorduğu için gördüğünüz gibi y sayısı eksi 6'ya yani a'ya karşılık geliyor. Devam edelim. Evet bu işlemin sonucu sorulmuş. Burada bizden aslında burada verilen işlemi nasıl düzenleyebileceğimizle ilgili bir soru arkadaşlar. Ben 465 ile 463'ün yakın olduğunu görerek bu şekilde bir düzenleme yapıyorum. Başka neler var? 182 ama artı 182 dikkat edelim. Bir de 180 var. Önünde de eksi işareti var. Ona da dikkat edelim. Gördüğünüz gibi burası 2 çıktı. Burası da 2. Arada artı var. 2, 2 daha. Ne çıktı arkadaşlar? 4 olarak bulunur. Devam edelim. Aşağıdaki çarpım tablosunda tablonun solunda bulunan herhangi bir sayının satırı ile tablonun üstünde bulunan herhangi bir sayının sütununun kesiştiği hücreye bu sayıların çarpımı yazılmaktadır. Çarpım sonucu pozitif olan bölmeler mavi ile negatif olan bölmeler yeşil ile boyanıyor. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucu sıfıra eşit olabilir diye bize sormuşlar.
Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burası ne? A çarpı B. Yeşil. Yani negatif. Burası ne? B çarpı C. O da yeşil. Yani negatif. Burası da ne arkadaşlar? A çarpı C pozitif demek. Şimdi tek tek değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar A çarpı B negatifse yani bir çarpma işleminde cevap negatifse sayılardan biri negatiftir. Hangisi negatif şu an bilemiyorum. B çarpı C negatifse yine dediğim gibi sayılardan biri negatif. Hangisi negatif bilemiyorum. A çarpı C pozitif çıkmış. Şöyle diyebilirim. İkisi de aynı anda negatif olmak zorunda. Cevap pozitif çıkar o zaman. Ya da ikisi de aynı anda pozitif olmak zorunda. Cevap o zaman pozitif çıkar. Bu ikinci durumu değerlendirmek için bir daha yazacağım. Onu da ayrı değerlendireceğim yani. Bakın. Şu durumu buraya yazalım. Artı, artı, artı durumunu. Şurayı silelim. Şimdi. A negatif dedik, değil mi? Negatif bir sayıyla pozitif sayının çarpımı negatiftir. B bu durumda pozitif olmak zorunda. Arkadaşlar pozitif sayıyla negatif sayının çarpımı negatiftir. Bakın bu durum sağlanıyor. Biz zaten C'nin de negatif olabileceğini söylemiştik burada gördüğünüz gibi. Hemen değerlendirme durumuna geçelim. Şu an A negatif, B pozitif, C negatif bizim yazdığımıza göre. Şurayı değerlendiriyoruz. Şimdi birinci duruma bakarsak B pozitif bir sayı. Arada artı var. C'de negatif bir sayı. Şöyle yapalım. Pozitif sayıyla negatif sayının toplamı sıfır olamaz mı? Biri 5, biri eksi 5 ise topladığında ne yapar? Sıfır yapar. Bu durum sıfıra eşit olabilir. İkinci durumu inceleyelim. A sayımız negatif. Eksi koydum. Arada eksi var. Arkadaşlar buradaki C sayımız da negatif. Dikkat edin. Şimdi burada bakın eksi. Güzel. Eksi ile eksi yan yana gelince şuradan bahsediyorum. Artıya dönüşmeyecek mi? Artı artı diyelim şuraya. Artı sayı ile eksi sayının toplamı yine ne olur? Sıfır olabilir. Yani olabilir diye soruyor zaten bize. Bu durumda tamam. Üçüncüye bakalım. A sayımız negatif. Güzel. Arada eksi var. Arkadaşlar B sayımız pozitif. Şimdi eksi bir sayımız var. Değil mi? Artı sayının önüne eksi gelince o da eksi olmayacak mı arkadaşlar? Yani eksi iki sayının toplamı şeklinde olmayacak mı burası? Cevap her halükarda ne çıkacak? Eksi çıkacak. Buradan sıfır çıkma ihtimali yok. O zaman şu ana göre benim cevabım ne olacak? 1 ile 2 olacak. Ama bir de diğer durumu değerlendirelim. Şu an cevabımız 1 ve 2. Diğer duruma da beraber bakalım. Şuraları siliyorum. Şimdi artı iki sayının çarpımı artı demiştik. A artı, bakın bu duruma göre artı sayıyla eksi sayının çarpımı eksi yapar. B eksi oldu. Eksi sayıyla artı sayının çarpımı eksi yaptı. Yani C de artı oldu. Bu durumu sağladı. Bakalım buraya da uygulayalım. A artı B eksi C artı olacak. Şimdi B eksi bir sayı. Arada artı var. C artı bir sayı. Artı sayıyla eksi sayının toplamı ne olabilir? Sıfır olabilir. Bakın yine sağlandı. A'ya bakalım. A artı bir sayı. Arada eksi var. Ben şu durumu değerlendiriyorum unutmayın. C de artı bir sayı arkadaşlar. Burada öyle yazıyor. Artı iki sayının birbirinden çıkarımı sıfır olamaz mı arkadaşlar? Bakın artı iki sayıyı birbirinden çıkarıyoruz. Bu da olabilir. Üçüncü durumu değerlendirelim. A artı bir sayı. Arada eksi var. B eksi bir sayı. Şimdi artı bir sayı var. Şu eksi eksi ne olacak? Artıya dönüşecek. Yani artı iki sayının toplamı yine pozitif bir sayı yapmaz mı? O zaman bunun sıfır olma ihtimali yok. Bakın olabilir diye sorduğu için biz cevabımızı ne bulduk? C olarak buluruz. Devam edelim. Güzel soru. Evet. Aşağıdaki sayı doğrusunda her bir tam sayı bir nokta ile gösterilmiştir. Karelerin içinde bulunan A ve B sayıları bağlı bulundukları okların gösterdiği tam sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A eksi B kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada sıfır var. Yine dikkat edelim. Sağa doğru gidiyorum. 1, 2,
3, 4, 5. Yazdım hepsini. Sola doğru gidiyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. A sayısı hangi iki sayının çarpımı acaba? Bakalım. Eksi 4 ile dikkat edin. 2'nin çarpımı. Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 çıktı. B'ye bakalım. Eksi 3 ile, bakın burada yazıyor. 3'ün çarpımı eksi 9. Bana A eksi B soruluyor. A'yı yazdık. Arada eksi var. B'yi parantez içinde yazalım. Eksi eksi neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Yani eksi 8 artı 9'dan cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 1 olarak bulunur. Devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçları eşitliğin sağına yazılıyor. Buna göre kare kutularının içine toplama, çıkarma, çarpma, bölme sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse eşitliğin sağındaki sayıların toplamı sıfır olur. Cevapları bulacağız. Toplayınca da cevaplar sıfır yapacak. Güzel. Şimdi arkadaşlar deneyebilirsiniz. Basit bir soru. Çok zorluğu yok. Ben ilk başta şuraya çarpı koydum. Çarpı koyunca ne yapar? Eksi 9 çıkar. Gördüğünüz gibi. Buraya eksi koydum. Eksi eksi matematikte yan yana gelince artıya dönüşecek. 3 artı 3'ten burası ne yaptı? 6 yaptı. En sonunda da bölme işlemi koyarsak negatif iki sayının birbirine bölümü ne yapar? Pozitif yapar. Ne yaptı burası? Eksi 9 yaptı. Burası da ne yaptı? Artı 9 yaptı. Toplarsanız cevap ne çıkacak? Sıfır olarak bulunur. Bu da hangi seçenek arkadaşlar? Çarpı eksi koymuştuk. Şuraya dikkat edin. Eksi eksi yan yana gelmişti. Hatta sileyim göstereyim size bakın. İkinci duruma. Ben buraya eksi koymuştum. Eksi eksi artıya dönüşmüştü. Sonra da en son burası da silinmiş tabii ki en son yapınca. En son durumda bölme olmak zorunda. Devam ediyoruz. Kolay bir soru. Çok detaylı değil. Burada da dikkat edeceğiz bakalım. Şimdi. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şeylerden biri ne? İşlem önceliği. Ben burada görüyorum ki şurada bir ne işlemi var? Çarpma işlemi. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsak ne yapar? 8 yapar. Unutmayalım. Burada ne var arkadaşlar? Yine çarpma. Eksi 1 ile 6'yı çarparsak ne yapar? Eksi 6 yapar. Şimdi düzenlemeye başlıyorum. Eksi 12. Eksi var buradaki eksi yazıyorum. Güzel. Burada ne bulduk? Şuranın tamamı 8 çıktı. Arada artı var. Bu artıdan bahsediyorum. Orayı da yazıyorum. Bir de sonunda ne var? Eksi 6 var. Yani aslında burada kısaca eksi 3 tane sayının toplamı değil mi arkadaşlar burası? Burası eksi 20 yaptı. Bir de eksi 6 var. Toplayınca ne yapar? Eksi 26 olarak bulunur. Çarpmayı önce yapmayı unutmayalım. Tek dikkat edeceğimiz nokta orası. Evet, hemen buraya bakıyoruz. Biliyorsunuz ki önce parantez içi yapılır. Şimdi parantezin içini yapacağım ama parantez içinde de önce bölmeyi yapmak zorundayım. Burası ne çıktı arkadaşlar? 4. 18'den 4'ü çıkarınca ne çıktı? Parantezin cevabı tamamen 14 olarak bulunur. Düzenlemeye başlayalım. Eksi 12. Şuradaki çarpmayı yapmayı unutmayın. Eksi işareti var. Orası da 8 yaptı. Artı. Bakın artıyı koydum. Bu eksi buranın eksisi. 3 çarpı parantezin cevabını ne bulduk? 14. Yine önce tabii ki çarpmayı yapacağız. Burası 42 yapar. Şu eksi 2 sayının toplamı da eksi 20 yaptı. Aradaki artı işaretimizi unutmayalım. Buradan arkadaşlar 42'den 20 çıkarırsak cevabımız 22 olarak bulunur. Sadece işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Devam edelim. Aşağıda her dairesinde 1 ve 1, 2 veya 3 kişinin yaşadığı bir sitede oturan kişilerin dairelere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre sitede yaşayan 3y-5x adet görevli ile birlikte site nüfusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir de arkadaşlar görevli sayısı var. Onu da eklemeyi unutmayacağız. Şimdi bir kişilik daire sayısı ne? 1 çarpı y-3x. Burada bu kadar kişi var. İki kişilik daire sayısı ne? 2 çarpı, yani arkadaşlar burada çarpınca aslında ne buluyorum? Y eksi 3x daire var. Hepsinde bir kişi var. O zaman burada
1 çarpı y eksi 3 x insan var. Diyene bakıyorum. 2 kişilik daire sayısı x artı 2'ye. Burada ikisini çarparak ne buluyorum? Bu dairelerde yaşayan toplam insan sayısını buluyorum. En son 3 kişilik daire sayım ne? 4 x eksi y. X'ini çarpınca buradaki toplam insan sayısını buldum. Artı bir de 3 y eksi 5 x görevli var. Düzenleyeceğiz. 1 ile çarpınca zaten kendisi. 2'yi dağıtıyorum. Bakın 2x. 2'yi dağıtıyorum. 4y. 3'ü dağıtalım. 12x. 3'ü dağıtalım. Eksi 3y. Bunu aynen yazıyorum. Şimdi artı 3y eksi 3y birbirini ne yaptı? Sıfırladı. X'lere bakalım. 12x. 2x daha 14x yaptı. 14x'ten 3x çıkarırsak 11x. 11x'ten 5x çıkarırsak 6x yaptı. X'leri de şöyle iptal ediyorum. Geriye y'lere bakalım arkadaşlar. 4y bir de y var. Toplayınca ne yapar? Artı 5y. Gördüğünüz gibi cevabımız d olarak bulundu. Kolay bir soru. Sadece işlem becerisi o kadar. A, B ve C sayıları rakamları farklı. 2 basamaklı, 3 farklı doğal sayılardır. Buna göre bu ifadenin en küçük değeri soruluyor bize. Şimdi bu sayıların arkadaşlar rakamları neymiş? Farklıymış. Ve hepsi 2 basamaklı. Ve her sayı birbirinden ne? Farklı. Tamam mı? Ben bu değerin en küçük olmasını istiyorsam negatif olan, bakın B ama eksi B, buraya dikkat edin. O zaman B'nin değer olarak en büyük olmasını isteyeceğim. Normalde 99 yazardık ama rakamları farklı bir sayı diyor. B için o zaman en büyük yazabileceğim değer 98. Önde de eksi var. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi bu değerin çok çok küçük olmasını istiyorum ya. 3A ve 4C cevaplarının arkadaşlar olabildiğince küçük çıkması lazım. Tamam mı? 3A ve 4C cevaplarının olabildikçe küçük çıkması lazım. O zaman 3A ile 4C'yi de kendi arasına kıyaslarsam 4C, yani C'nin katsayısı daha büyük olduğu için C'ye daha küçük bir değer vereceğim. C o zaman 10 olsun diyorum. Tamam mı? A'ya da arkadaşlar sakın 11 değerini vermeyin. Çünkü rakamları farklı sayı diyor. O zaman A da mecburen 12 olacak. Bakın 3 kere 12 36 yaptı. Eksi 98. 4 kere 10 da ne yaptı? 40 yaptı. Burası sadece toplama çıkarma, görüyorsunuz. 76 eksi 98'den bizim cevabımız eksi 22 olarak bulunur. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen dairenin her bir bölmesinde farklı birer pozitif tam sayı bulunmaktadır. O zaman ben buraya A, B, C, D diyorum. Gördüğünüz gibi mavi bölgelerdeki sayıların toplamı ile turuncu bölgelerdeki sayıların toplamı eşittir. Yani A artı D ile B artı C birbirine eşitmiş. Tüm bölmelerdeki sayıların toplamı 30 olduğuna göre mavi bölmelerdeki sayıların çarpımı en çok kaçtır diyor. Şöyle yazalım. A, B, C, D'nin toplamı neymiş arkadaşlar? 30'muş. Bunu şöyle düzenleyebilirim. A ile D'yi yan yana getirir. M ile de C'yi. Şimdi bana mavi bölmelerdeki sayıların çarpımı soruluyor, yani arkadaşlar şu. Şurası lazım bana. O zaman A artı D diyorum. Bakın B artı C yerine de A artı D yazabilirim. Çünkü onlar birbirine eşit. Bakın buraya A artı D yazabilirim. Çünkü iki toplam birbirine eşit. Gördüğünüz gibi 2A ve 2D var. 30'a eşit. Her iki taraf şöyle yapalım. İki parantezini alalım. 2A'yı 2'ye böldük A. 2D'yi 2'ye böldük D. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölerseniz A artı D dediğimiz değer kaç çıkacak? 15 çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben mavi bölmelerdeki sayıların çarpımı çok olsun istiyorum. O zaman A ile D olabildiğince birbirine yakın sayılar olacak. 7 ile 8'i toplarsanız 15 yapar ve çarpınca da en büyük değeri elde edersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi ben A artı D'yi 15 bulduk ve A çarpı D'nin çok büyük olmasını istiyorsak A ile D'yi birbirine nasıl seçecekmişiz? Yakın. Bu kadar. Devam ediyoruz.
A ve B pozitif tam sayılar. Tamam. A çarpı B 60. A artı B'nin en az olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir çarpma işlemi verilmiş ve bu toplamın da az olmasını istiyorsam yine sayıların birbirine yakın olması gerekiyor. O zaman şöyle diyebiliriz. 6 kere 10 ne yapar? 60 yapar. A artı B toplamı da 16 yapar. En az değeri. Diyeceksiniz ki hocam nasıl böyle anlayacağım? Bakın şöyle yapın. Bir kere 60, 60. Bu iki sayının toplamı ne yapıyor arkadaşlar? A artı B. 61 yapıyor. Mesela 2 kere 30, 60. Toplamları ne yaptı? 32. İşte 3 kere 20, 60. Toplamları ne yaptı? Bakın. İşte 4 kere 15, 60. Bakın. 5 kere 12, o da 60. Toplamları ne yaptı? 17. 6 kere 10, 60. Toplamları ne yaptı? 16. Tekrar buradan sonra arkadaşlar 10 kere 6 diye döndüğü için tekrarını denemenize gerek yok. Gördüğünüz gibi toplamı en az ne oluyormuş? 16 olarak karşınıza çıkıyor. Devam edelim. Aşağıda bir toplama işlemi veriliyor bize. Tamam. A artı B artı C toplamı soruluyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. B ile 9'u toplamışız. A sayısını vermiş. 4 ile A'yı toplamışız. 1'i vermiş. 2 ile C'yi toplamışız. A'yı vermiş. Şimdi bir kere A 0 değil. Çünkü yüzler basamağında bir değer. O zaman A mesela atıyorum 1 olsa burası mutlaka 11'li falan bir şey olacak, değil mi? Bakın. Çünkü hangi sayıyı 9'da toplarsanız 1 yapar ki? Mutlaka 11, 12, 13 gibi bir değer olacak burası. Yani elde 1 olacak. O zaman 4 A bir de elde 1. 1 mi yapar? 11 mi yapar? Onlar basamağı için konuşuyorum. Tabii ki 11 yapar. Dediğimi tekrar edeceğim. Dikkatli dinleyin lütfen. Şimdi bakın. A 0 olamaz. Neden? A 0 olsa burada yüzler basamağında aynı zamanda. A demek ki sıfırdan büyük bir sayı. 1 diyelim. Hangi sayıyla 9'u toplarsanız 1 yapar. Öyle bir durum var mı? Yok. Demek ki o zaman buradaki ben şu an hani rastgele bir sayı diyorum. Burası A 2 de olur, 3 de olur, 5 de olur. Şu an 1'i örnek verdim. Ama 0 olmayacağını söyledik. Şimdi B sayısıyla 9'u topladığımızda 1 yapmayacağına göre burası 11 olacak. Yani mutlaka elde bir birimiz olacak. O zaman 4 var, A var, bir de elde birimiz var. Toplayınca 1 mi yapar, 11 mi yapar? Şimdi 4 ile hangi sayıyı toplarsanız toplayın bir kere hiçbir zaman 1 yapmayacağı için bu değer mutlaka yine 11 olacak. O zaman 5 artı A 11 ise A dediğim sayı kesin kaçmış? 6'ymış. Hemen yerine yazalım. A'lar yerine 6 yazıyoruz. Güzel. Bakın. Şimdi B ile 9'u topladık 6 yaptı. B o zaman mecburen ne olacak? 7 olacak. 7 ile 9'u topladık 16 yaptı. Tamam. Güzel. Elde var 1. 4 ile 6'yı topladık 10. 1 de elde 11. Yine elde var 1. 2 ile C'yi topladık 6 yaptı. Yalnız elde de 1 vardı. Yani burayı 3 gibi düşünebiliriz. 3 ile 3'ü topladık 6 yaptı diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bana A artı B artı C soruluyor. A, B ve C'den gördüğünüz gibi yine 16 olarak buluruz. Devam edelim. Aşağıdaki çarpma işleminde her harf ve her nokta bir rakamı temsil etmektedir. Yine bize A artı B artı C soruluyor. Arkadaşlar burada B ile B'yi çarpmışız, 5 bulmuşuz. Burası 5 kere 5'ten başka bir ihtimal olma şeyi yok. 5 kere 5 25 yapar değil mi? Yani iki aynı sayıyı çarpınca 5 yapıyorsa bu mutlaka 5 kere 5 25 yapacak. Güzel. Peki alta bakalım. 1 kere 5 ne yaptı? 5 yazdım buraya. Bu 5'i de aşağıya indirebiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki 5'i indirdim. Hangi sayıyla 5'i toplarsanız 7 yapar? Mecburen burası ne yapacak arkadaşlar? 2 olmak zorunda. Buraya da 2'yi yazdık. Şimdi bakın 1 kere 5, 5 dedik. Burası yazılmış. 1 kere kaç 4 yapar? 1 kere 4, 4 yapar. Bakın bunu da bu şekilde bulmuş olduk. O zaman 1 kere 3, 3. Bunu da böyle yazabilirim. Başka ne var? Arkadaşlar 5 kere 5 25 dedim. Elde var 2.
4 kere 5 20, 2 daha 22. Zaten 22'nin ikisi de var burada. Elde var yine 2. 3 kere 5 15, 2 daha 17. İşlemimizi yapalım. 5'i aşağı indirmiştik. Burası 7 yapmıştı. 7 4 daha 11. C'yi bakın 1 bulduk. 1 3 daha 4, 1 de elde 5 yaptı. A 4, B 5, C de 1 yaptı. Buradan cevabımız gördüğünüz gibi 10 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.